Merhaba, bugün bir jeneratörümüz var. Çanta tipi 2.6 kW diye geçiyor. Çalışmıyormuş. Hiçbir şekilde çalıştıramamışlar. Bayağı bir uğraşmışlar. Benzinini tazelemişler ama hiçbir şekilde çalışmamış. Ben de biraz uğraştım, çalışmadı. Bir söküp bakacağız. Aynı zamanda bir bakımını da yapacağız. Yağ değişimini de yapacağız. Şöyle bir sökmeye başlayalım. Burada bir hava filtresi var. Bu hava filtresini de çıkartacağım. Evet, bunları yıkamışlar zaten. Bunlar yıkanan cinsten filtreler. Bunları yıkamışlar, denemişler ama hiçbir şekilde çalışmamış. Şimdi biz tekrar bir söküp kontrol edeceğiz hepsini. Yağını buradan boşaltacağız. Bujisini buradan sökeceğiz. Şu bölgeden. Bujisini de çıkartalım. Evet, bujisini de buradan sökelim. Şimdi bizim bunun bujisi elimizde olmadığı için dikkatli bir şekilde söküyorum. Temizleyip tekrar takacağım. Evet, bu şekilde. Bayağı kararmış. Temizliğini yapacağız. Öyle takacağız çünkü bizim elimizde bunun bujisi yok. Şimdi yağını da boşaltalım. Yağını da biraz fazla koymuşlar sanırım. Biraz fazla yağ vardı. Şimdi onu da boşaltacağım. Evet, bunlar da yağ maalesef bu şekilde dökülerek süzülüyor. Ben de bunu bu şekilde döküyorum. Evet, şöyle göstereyim. Yağ çok kötü değil. Yakın bir zamanda değiştirmişler ama galiba içindeki yağ tam olarak süzmeden gördüğünüz gibi bayağı bir tortu çıktı dibinden. Yağda da bir değişik bir durum var ya. Yanlış bir yağ mı kullandılar? Zaten yağda fazla koymuşlar. Bu jeneratörde bu kadar yağ çıkmaması gerekiyor. Şimdi bu bir detaylı bir temizleyeceğim ben. Zaten temizlemişler. Bayağı bir uğraşmışlar çalıştırmaya. Çalışmamış. Yağımızı da süzdük. İçinden çıkan yağı ben ölçtüm. Yani yaklaşık 1 litreye yakın bir yağ çıktı. Yani normalde biz baktık bunun internet sitesinden 420 mililitre yağ koyulması gerekiyormuş. Bayağı bir yağ koymuşlar. Belki bundan dolayı da çalışmamış olabilir. İçindeki yağı boşalttım. Şimdi 420 mililitre yağ koyacağım. Ve yağ çubuğundan da bakacağım. Evet, 420 mililitre yağımızı da koyduk. 10-30 yağ kullandık. 10-30 kullanılması gerekiyormuş. Yağ işlemimiz bitti. Yağ çizgisinin üstünde de burada bir boşluk var. Buraya kadar gelmesi gerekiyormuş. Şimdi hemen bir bakalım. Evet, yağ seviyesi de olması gerektiği yerde.
Evet, yağla işimiz bitti. Ben gene her ihtimale karşı bir kere daha yıkayacağım hava filtresini. Takıyorum. Kapağı falan tertemiz. Bakalım çalıştırabileceğiz mi? Yağımızı koyduk, hava filtremizi temizledik. Şimdi bir benzin ilavesi de yapacağız. İçinde benzin varmış ama ben gene bir üstünü de ilave etmek istiyorum. Depomuz da doldu. Zaten içinde benzin vardı. Şu an fullenmiş oldu. Şimdi bizim elimizde buji olmadığı için var olanı temizlememiz lazım. Akrilik tiner var elimde. Bununla şöyle yavaştan temizlemeye başlayacağım. Eğer siz de bujiyi değiştirmeyecekseniz şu aradaki boşluğa dikkat ediyoruz. Orayı hiçbir şekilde eğmememiz gerekiyor. Yani eğer söktükten sonra bir parça bir şeyle de ölçüp bakıp sonrasında takarken de tekrar aynı şekilde aradaki boşluk var mı yok mu buna dikkat edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Dikkatli bir şekilde temizleyeceğim. Bu aradaki boşluğun bozulmaması lazım. Evet, arasına da küçük bir zımpara sokup ileri geri yaptırtacağım. Çok fazla aşındırmadan. Evet, işlemimiz bu kadar. Temizledim. Bayağı da bir tortu çıktı zaten. Şu şekilde göstereyim. Evet, şimdi burada bujimizi de temizledik. Güzelce kuruttuk. İki araya da baktığımda herhangi bir bozulma görmüyorum. Gayet normaller. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde takıyorum. Döndürebildiğim kadar elimle döndürdükten sonra anahtarla sıkacağım. Evet, artık elimle döndüremiyorum. Anahtarı oturtuyorum üstüne. Şu şekilde. Çok fazla aşırı sıkmıyoruz. Bu kadar. Evet, kablomuzun içini de temizliyoruz. Evet, görüldüğü gibi bu temas etmeme sorunu yaşatabilir. Evet, içini de temizledik. Şimdi kablomuzu yerine takıyoruz. Oturduğundan emin olduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Yağını değiştirdik, hava filtresini temizledik, bujiyi temizledik, kablosunun uç kısmını temizledik. Şimdi kapağını kapatıp bakalım çalıştırabileceğiz mi? Yani şimdi iş yerindeyiz. Normalde hani burada çalıştırmam ama hani videoyu kesmeden tek maaşla çalıştırabilecek miyim diye burada çalıştıracağım. Yani normalde yaptığım bir işlem değil. Jeneratörümüzü
10 konumuna aldık. Hava akışını sağladık. Ciklemizi başlat tarafına çektik. Burada başlat yazıyor. Başlat tarafına çektik. Şimdi ilk denemeyi yapıyorum. Bakalım ilk marşta çalışacak mı? Evet. Evet, jeneratörümüz çalıştı. İş yerinde olduğumuz için hemen kapattık. Şimdi bir dışarıda tekrar denemesini yapacağım. Dışarıya çektik jeneratörümüzü. Başlangıç modunda. Tekrar bakalım, çalıştıralım. Çok güzel bir şekilde çalıştı. Tek marşla. Şimdi buradaki tasarruf modu denilen bir modu var bunların. Şimdi kapatıyorum. Yüksek devirde çalışmaya başlıyor. Açıyorum. Daha düşük modda çalışmaya başlıyor. Şimdi jeneratörümüzü bir yüke bindireceğiz. Bir de öyle deneyeceğiz. Şöyle bir ısıtıcımız var. Evet, jeneratörümüz gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok. Isıtıcıyla da denediğimde, yüke bindiğinde herhangi bir stop etme, çalışmama, tekleme gibi bir sorunu da yok. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu kadar.